Süper Kupa günü. Galatasaray ve Beşiktaş Olimpiyat'ta karşı karşıya. Ata da burada. Ata geldi. Ata'yla konuşacağız. Hem finali konuşacağız. Final değil aslında, yani Süper Kupa niyelim, maçı diyelim. Yani. Çünkü final değil. Ata günaydın. Günaydın abi, nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler. Sen de iyisin. İyiyim. Gayet iyi görünüyorsun. Sezonu açıyoruz artık. Sezonu açtık. HT Spor ne zaman açılıyor? HT Spor inşallah önümüzdeki haftalar içinde yayında olacak Faruk abi. 9'da mı? Yani şimdilik 9 Ağustos gibi gözüküyor. Planlanıyor. Ama tabii ertelenebilir, bakacağız. Tabii bu yayın bu, televizyon yayın bu. Ama Türkiye yeni müthiş bir spor kanalına kavuşuyor. Kesinlikle öyle. İşte İnanılmaz bizim bir alanda olacak. Yani müthiş hummalı, bir kanal. Hummalı evet, bir çalışma içerisindeyiz biz de. Açıkçası ben bir onu Mehmet Ayan'ın heyecanından görüyorum. HT Spor. Hepimiz heyecanlıyız. Tabii canım. Çok güzel yani bir proje. Habertürk, Habertürk Ay, Ciner Medya Grubu müthiş bir şey yapıyor. Şimdi yeni bir spor kanalıyla artık bundan sonra bambaşka bir bakış açısı. Futbolun futbol gibi, sporun spor gibi tam olarak konuşulduğu nefis bir kanal. Türk spor şimdi, medyasının ihtiyacı vardı böyle bir kanala. Var tabii, hem de ne kadar ciddi inşallah var. İnşallah vereceğiz. Kaliteli, seviyeli, özel bir spor kanalı. Çok keyifle ve heyecanla bekliyorum. Şimdi dönelim şu işe. Olimpiyat. Ya bu maç niye Olimpiyat'ta oynanıyor? Vallahi yani hiçbirimiz ya tarafsız açıkçası diye mi yani? Yani hem kapasiteden dolayı, yani 80 bine yakın bir taraftar grubu alabiliyorsunuz, 40 bin bölebiliyorsunuz. Yani bir stat kadar neredeyse bir taraftar topu grubu. Topu göremiyoruz. Abi. Evet, yani şimdi Okan Buruk da, hatta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da onu söyledi. Ya Atatürk Olimpiyat Stadında olduğunu gördüm, moralim bozuldu dedi. Çünkü gerçekten moral bozulmayacak gibi değil. Hem izleyici için kalite çok düşüyor, oyuncu için şartlar çok zorlaşıyor. Sanki hani oyuncular bile şunu söylüyor. Ya yanımdaki oyuncuya pas atarken sanki 10 kilometreye pas atıyormuşum. Çünkü çok uzak hissiyatı, mesafeyi görüyor. Uzak mesafe görüyor. Ve tribün arkada çok uzakta görüyor. Peki, maalesef öyle. UEFA niye Habire Şampiyonlar Ligi finali veriyor buraya? Kapasiteden dolayı Faruk abi. Sırf kapasiteden dolayı. Bir de etrafındaki o boş alan UEFA fanzonlar oluşturduğu için taraftarların geliş gidişlerine rahat uygun oluyor, alanlar bulunması gerekiyor. O yüzden Atatürk Olimpiyat'ta da çevresi bomboş olduğu için biz gazeteciler de çok zorlanıyoruz. Yani gidiyoruz, güneşin alnında bazen kafamızı sokabileceğimiz bir yer bile olmuyor. Ama yani bu statta hani sonuçta sen akşam maçta mısın? Maçta olacağım, evet. Ne güzel. Şanslısın bak. Ben değilim. Gün boyu yayınlarda aktaracağız zaten. Harika. Oradaki heyecan. Şimdi bu maç Dolmabahçe'de oynansa çok güzel olmaz mı? Denize nazır şöyle. Güzel bir yaz akşamı. Kesinlikle. Ya bilmiyorum, bazı şeyleri uyumlu hale getirmek lazım. Yani Galatasaray seyircisi de gelsin. Stat yarı yarıya olsun. Galatasaray cephesi de sıcaktı bu arada bu duruma. Yani kimin ya, stadında olursa olsun burada olmasın. Ben söyleyeyim yani bugün Dolmabahçe'de hani Galatasaray öyle istiyor mu? Okan Buruk'un bunları söylediğini biliyorum da yani bugün Dolmabahçe'de bu maç oynansa şöyle nefis bir yaz akşamı. İşte orası yine bir şenlik yerine, bir bayram yerine dönüşse. Kentin ortasında güzel bir yaz akşamı İstanbul'da. Değil mi? Cumartesi kesinlikle günü. Kesinlikle öyle. Harika bir akşam. Ya bu evet. Hani şimdi tamam Olimpiyat, orası da bizim stat da buna ne gerek var? Ya keyfe çevirmek yerine maalesef zulme çeviriyoruz. Buna yani ne gerek var? Yani ne gerek var? 10 yaşında öyle oğlum var. Beşiktaş için kombine bilet aldım işte bu sezon için. Yani bazı şeyleri daha çok kolaylaştırmamız gerekiyor. Kolay kolay halletmemiz gerekiyor. Spor bu. İnsanların direkt oraya geçmesi lazım. Ya da şeyden, mutfaktan salona geçer gibi rahat geçmesi lazım. Yani çile çekmemeliyiz bir spor müsabakasını seyrederken. Avrupalı böyle yapıyor. Favorin kim? Vallahi net bir favori söylemek zor Faruk abi açıkçası. Çünkü Galatasaray geçen senenin şampiyonu, çok hazır bir kadro. Yani Galatasaray iki transfer yaptı şu ana kadar. Batshuayi, ki Batshuayi de ilk 11'e zaten biliyorsun yapılmış bir transfer değil. Daha çok geçen sezonun kadrosuna bakarsak 4-2-3-1'e göre Icardi'ni, bir de Elias Yelert'i transfer etti sağ beke. Galatasaray'ın o transferlerinde biraz daha rahat olması, çünkü Galatasaray 1-8, 1-10 ve bir sağ bek gerekiyordu. Galatasaray sağ beki halletti Yelert'le. 8 numarada şimdi Gabriel Sara'yla anlaşmak üzere o artık Norwich City'den. Nasıl bir oyuncu? Yani Gabriel Sara açıkçası Norwich City için çok önemli bir oyuncuydu. Zaten oradaki Galatasaray'ın 8 ihtiyacına da en çok karşılayacak fizik kalite olarak, hız en olarak. Endombele olayına benzemesin olarak o iş. Yok, bak ben tipini gördüm. Dedim ki bu da çikolatacı olmasın. Yani baktım bir şey var böyle. Kenarda böyle oturup gofret yiyecek bir tipi var onun. Görünüyor yani. Ya o açıkçası şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmamış kimse. Endombele'de daha önceden de vardı ama Gabriel Sara ismi o da bir garip çocuktu. Oturup çikolata yiyordu kenarda.
Sara'nın 8 numaraya dahil olmasıyla birlikte Galatasaray biraz daha rahatlayacak ama Galatasaray'da bugün Elyas Yelert'i de beklemiyoruz. Yani kadroda belki olabilir ama ilk 11'de beklemiyoruz. Çünkü henüz daha o adaptasyonu sağlayamadı. Çok kısa bir süre oldu. Beşiktaş'sa bambaşka bir kadro. Bana orayı anlat. Geliyor. Beşiktaş'ta ne var? Evet, yani çünkü Galatasaray cephesinde geçen seneden bu yana değişen açıkçası çok bir şey yok. Ama Beşiktaş cephesinde gerçekten özellikle Başkan Hasan Arat'ın geçen sezon devre arasına yakın bir süreçte başkanlığa gelmesi, daha sonrasında orada El Musrati ve Muçi transferleriyle acaba Beşiktaş toparlanır mı dedik ama toparlanamadı. Bir türlü olmadı. Elinde de çok geniş bir kadro vardı Beşiktaş'ın. Bunlardan da kurtulması gerekiyordu. Şu anda Hasan Arat yönetimi hem bunlardan elinden geldiğince kurtulmaya çalışıyor hem de çok iddialı transferler yapıyor. Immobile gibi. Yani Immobile gibi bir ismi şu an santraforlara bakıyoruz. Çok Fenerbahçe, En-Nesyri, Beşiktaş, Immobile, Galatasaray, Icardi, Trabzonspor hala uğraşıyor. Onuachu'yu getirirse bir anda bambaşka bir dört büyüklerin dört tane büyük santrafor olmuş olacak. Hangi gazeteydi yani, aklıma gelse söylerdim ama yani ya Fanatik ya Fotomaç. Spor sayfasında bir spor gazetesinde gördüm. Böyle matbu bir gazetede gördüm yani. Son 5-6 yılda İtalya'nın bütün gol kralları Türkiye'de. Çok ilginç geldi bana. Evet. Yani Icardi burada, Immobile burada. Ondan sonra şey nedir o? İki gol kralı. Biri daha geldi. Kim geldi? Bu sene vallahi Ceko, Edin Ceko Fenerbahçe'de İtalya'nın. Evet. Çok iyi hatırlattın ya. Çok iyi. Edin Dzeko, Immobile ve Icardi. Üçü de son 6-7 yılın İtalya'nın gol kralları. Ki Immobile bile birden fazla kez olmuş bir isim. Yani Dzeko, yani Icardi hepsi bunlar. Aslında sene olarak baktığında belki 5-6 senenin İtalya gol krallarının şu anda Türkiye'de olduğunu söyleyebiliriz. Chiesa gelir mi, öyle diyorlar. Yani çok yani uçuk. Niye öyle diyorsun yani? Gelmez dediğin kimler geldi buraya? Orası kesin ama Galatasaray, Aziz Başkan Ortega'yı aldı. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu sene çok büyük paralar harcıyor. Hani biz diyorduk ki Galatasaray'la Fenerbahçe öyle bir seviyeye çıktı ki Beşiktaş yakalayabilecek mi? Beşiktaş da bu sene Van Bronckhorst yönetiminde hem çok iddialı bir giriş yaptı hem transferler çok etkili. Açıkçası net bir favori söylemek zor maça geri dönecek olursak ama ben çok ciddi kafa kafa, ya bu derbi olmasından kaynaklı değil. Derbiler zaten hep kafa kafaya gider ama Beşiktaş'ın da performansını yükseltmesiyle birlikte Galatasaray-Beşiktaş arasında ben uzatmalara kadar gidebilecek bir maç bekliyorum. En son bir cümle söyle. Favorini söyle, ben söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Ya favori olarak ben açıkçası Galatasaray'ın hazırlık dönemindeki oyunlarını çok fazla beğenmedim. Beşiktaş'ta her ne kadar yeni bir oyun oturtmaya çalışsa da Beşiktaş'ın daha büyük bir heyecanı, daha büyük bir motivasyonu var diyebilirim. Galatasaray kadro kalitesiyle önde ama ben Beşiktaş'ta bir... Ben de Beşiktaş diyorum. Önde bir de bir şey söyleyeyim sana. Bu akşam öyle ya da böyle o Hekimoğlu oynarsa, bir 25-30 dakika oynarsa Galatasaray'a gol atar. Atar mı diyorsun? Atar ve Türkiye yeni bir santrafora kavuşuyor. Yani bak, Semih Kılıçsoy'dan sonra yine böyle bir santrafora kavuşuyor Türkiye. Yeni bir santrafor. Oradaki o büyük boşluk, Ömer Üründül'ün her zaman anlattığı o oradaki boşluk var ya, o boşluk bence o çocukla dolabilir. Doğru planlansın, doğru çalışılsın, üstüne olur. Transferle ilgili kısaca bize bir değerlendir. Fener'de ilginç gelişmeler oldu. Galatasaray biraz durağandı. Beşiktaş Rafa'yı getirdi, Immobile'yi getirdi. Beşiktaş'ta işte stoper neydi o? Paulista'yı getirdi. Beşiktaş'ta bir hareketlilik oldu. Trabzon hakeza bir şeyler. Genel olarak bir transfer tablosu çiz. Sonra da teşekkür edeyim ve ikinci kata git. Uğurlayalım diyorsun. Şöyle Faruk abi, açıkçası Beşiktaş şu anda en iddialı giriş. Trabzonspor keza çok önemli transferlere imza atıyor. Savic gibi bir ismi getirdiler ki Savic hatta sen az önce bahsettin İtalya'nın gol kralları, evet. Gol kralları, evet. Dedin. Diğer tarafta da Atletico Madrid'in stoperleri Türkiye'de. Savic, Çağlar Soyuncu burada. Evet, keza evet. Beşiktaş'ın adı biliyorsun Morales'le anılıyordu. Evet. O yüzden hani orada gerçekten o şimdilik olmadı ama diğer taraftan Atletico Madrid'in de iki stoperinin burada olması. Trabzon etkili transferler yaptı. Beşiktaş öyle. Galatasaray'da zaten az önce bahsettim. Galatasaray belli noktalara takviye yapmak istiyordu. Kadrosunu bozmadı. Fenerbahçe de hem kadrosunu bozmadı hem de Jose Mourinho'nun o noktalara transfer istediği yerlere çok kritik transferler yaptı. Bunlardan birisi hiç şüphesiz ki En-Nesyri zaten gösterdiği performansla ama Fenerbahçe'de şu anda taraftarın en çok beklediği konu 6 numara transferi. İsmail Yüksek var orada. Fenerbahçe için sakatlanıyor oralarda. Fred'in sakatlığı var. Tabii Fred'in ikamesi de soru işareti ama orada ciddi bir Guido'yla adı geçti. Olmadı. Şimdi bakalım kim olacak. Ata çok teşekkürler. Ben eksik teşekkür olma. Süremizi doldurduk. Bir cümle söyleyeyim. Fenerbahçe
bütün umudunu Tadiç'e bağlamamalı. Salt Tadiç üzerinden bir oyun beyni oluşturmamalı. Tadiç iddia edildiği kadar çok büyük bir oyun beyni değil. Fenerbahçe Tadiç'e bağlanmazsa bu sene çok daha ciddi fark yaratabilir. Ama sadece Tadiç merkezli bir oyun aklı kurmaya çalışırsa bence yine hüsran olur. Bunu söyleyeyim, not düşelim, sonra tekrar konuşuruz. Tabii sen Maksim'in falan da geldi Faruk abi. Orada artık o başka, çok geniş, o bir, çok geniş bir, onlar iyi transfer. Çok o başka geniş bir kadrosu var. Hatta çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olma, sağ ol. Yine görüşürüz. Görüşürüz. Hele hele belki yeni HT'de. Görüşürüz.